Selamun aleyküm dostlar. Yollarda yeni bir günden hepinize merhaba. 81 ilde 81 fidan dedik ve hala yollardayız. Bugün 4 Eylül Pazartesi. Neredeyim? Uşak'ın dağ köylerinde Eşmeli köyünde biraz çıktım. Bir dere ağzına kamp atmıştım böyle. Sabah. Şu an saat 10'a çeyrek var. Erzağımız yok. Suyumuz da yok. Yarım paket makarna, yarım şişe suyumuz kaldı. Şöyle bir yerdeydim. Şimdi çadırı toplayacağım, gideceğim. Fazla geç kaldık. Bir yerlerden su erzak bulmamız lazım diye düşünüyorum. Meşelik bir ormandaydık. Gece biraz rüzgar esti, korktum. Sonra gece domuzlar geldi. Yoldaş bir fırlıyor domuzlara, görmeniz lazım. Tabii o karanlıkta nasıl göstereceksin onu? Domuzların kaçış seslerini duydum. Değil mi kızım? Yoldaşım benim. Sonra da hemen bana geliyor, koşuyor böyle kendini sevdirmek için. Başardım bak, domuzları kovaladım ha, görevimi yaptım dercesine. Mağrur ve gururlu hemen yanıma koşuyor. Evet, toplanıp yola düşme vakti. Gidelim bir yerlerde. Bir domatesim vardı sabah, onu atıştırdım. Kuru kuru domates kalmıştı bir tane. Şimdi herhalde bir ev, köy, bir şey denk gelir. Bakacağız duruma. Bir haritaya bakalım ne var ne yok. Kula Uşak yoluna ineceğiz. Kula Eşme yoluna. Oraya kadar kaç kilometre var? Arada köy var mı? Ev var mı? Ekmek aş bulabilir miyiz? Su bulabilir miyiz? Ya nasip. Haydi gidelim. Hadi yürü gidiyorsun. Hadi. Hadi dostum gidelim. Heyecanlısın biliyorum. Hadi bakalım. Yoldaş, bir şey unutmadık değil mi? İnşallah. Evet abi, bayağı bir geldik. Aha, köpek var. Burada birkaç ev var. Biraz su alabiliriz herhalde. Neymiş burası ki? Neyse. Bir köyün mahallesi yaylasıdır. Ağaçların altında biraz önce köpeklerin havladığı mahalle, Eşmeli'nin mahalleleriymiş bunlar. Köpekler havladı diye yanaşamadık. Kimse de çıkmayınca bir şey isteyememiştik. Az geldim, burada derenin içinde bir bahçe var. Oradan çıkan bir abi, Ahmet abimiz sağ olsun, gel benim eve vereyim su dedi. Çantayı attım kenara, hafif geri gittik. Bir de sağ olsun yufka ekmeği varmış. Ekmek de verdi.
şimdilik iyiyiz bakalım. Suyumuz, ekmeğimiz var. Bir de yanına gatık bulursak deme gitsin. Ha, zeytinyağım var gatık niyetine. Yoldaş da içti suyunu. Buralar hep böyle Eşmeli köyünün mahalleleri, meraları. Tepedeki bu dağın ismini öğrendim. Umurbağ Dağı'ymış. Umuroba. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlış telaffuz etmiyorsam Umuroba Dağı'ymış. Tepesine bir çık diyor, oralarda diyor kekik kokusunda bir kamp yap diyor. Aha abi dedim ben. Sinekler nereden geldiniz ya? Bunlar da bize kısa süreli böyle takılıyorlar bizden bir geziyle. Evet. Gidelim bakalım. Bir güzel yer bulup dinlenelim. Ne diyorsun yoldaş? İyi mi orası? Hemen yoldan döndü geçti. Benim güzel oturmak için yer aradığımı biliyor. O da dinlenmek istiyor. İyi gibi be he. Sırtımızı yaslarız ağaca. Hadi tamam gitmiyoruz. Çök yat. Şurada bir oturacağım abi. Biraz yufka yiyelim. Biraz çay da demlerim. Suyum var 2 litre. 1 litresini harcayalım. Aşağıda evler var ama kimse var mı bilmiyorum. Evet, açık bir çay yaptım arkadaşlar. Zeytinyağı ekmek yedik. Yoldaşla da ekmeğe bölüştük. Az dinlenip gideriz. Ağaca yaslayamadım sırtımı ya. Karınca dolu. Hadi gidelim yoldaş. Yeter. Daha yedik içtik. Çayı da içtik. Daha ekmeği yedin yufkaları da. Beni çok mu seven kızım? Sürt bana çamurlu yüzünü, sürt. Güzel bir su bulunca dal, tamam mı? İyice temizlen. Leş oldu, leş oldu. Yapma, yapma. Yoruluyor mu gari? Yaşlandın değil mi? He? Eve koyayım, orada zeytinlikte takıl diyorum. Takılmıyor. Şöyle 6 ay bir dinlensen olma mı? He? Kokuyorum lan. Bire 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 bire. Hop hop hop. Bak benim yoldaşım. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi kalk. Oynanma zaman değil. Yola çıkacağız. Yola yola. Gidelim ekmek aş olan bir yere. Su olan bir yere gidelim. Öğlen oldu. Kamp atacak yerler bulalım. Akşama kadar güzel yerler bulalım. Hadi bakalım bismillah. Kalk hadi. Yürü. Ne yapıyorsun? Salla kuyruğu. Yufka yetti mi? Ha? Ne diyorsun? Hadi yürü, hadi yürü. Hadi. Ne? Kuyruğundan yakalayacaktım, yakalayamadım. Çek beni de. Çek beni de hadi. Çıkamadım, yardım et. Yardım et bana. Yardım et bana, hey. Yardım et. Yardım et, götür beni. Seni zilli seni. Hop.
Nereden buluyorsun bu enerjiyi sen? İhtiyar. Hadi. Hadi. Geldik karar anına. Yol ayrımına geldik üstadım. İki yol var, üç yol var, hatta dört yol var. Şimdi buradan gidersek aşağı yine yola iniyor. Eşmekula yoluna. Oradan karşıya geçip Oymalı Moymalı o taraflardan gidiyor. Ama o Oymalı köyü küçük bir köy. İhtiyaçlarımızı karşılayabilir miyiz bilmiyoruz. Buradan da gidiyor. Buradan hem şurada bir köy var, adını unuttum. Büyük bir köy, oraya gidiyor. Bir de Saraycık diye bir köy var, oraya gidiyor. Tabii önce Kula Eşme yoluna iniyor. Yoldan tekrar rampa tırmanıyorsun köye gitmek için. Yani şeyden baktığım kadarıyla anlayabildim. İnternette pek az çekiyor. Google Earth. Şimdi bu tür haritalardan ne kullanıyorum diye sorarsanız genellikle normal Google Maps kullanıyorum. Ama eğimlere bakmak, yüksekliklere bakmak için Google Earth'ten yardım alıyorum ve Likya yolu gibi dağlık yerlerde de Maps.me kullanıyorum. Buralarda da Maps.me'ye bakıyorum ama Google Maps ile aynı gösteriyor. O yüzden o işaretlenmiş rotaları gösteriyor genelde. Yürüyüş yolu olmayan yerde Google Maps'ten farkı kalmıyor. Evet. Şimdi karar anı. Biz buradan inelim aşağıya abi. Yola vardıktan sonra tekrar rampaya çıkıp Saraycık'a doğru gider miyiz? Yoksa yoldan biraz gidip Oymalı'dan mı gideriz? Onu orada karar verelim. Orada bir seçenek daha oluyor önümüzde yani. Buradan gitsek daha kestirim olur Oymalı'ya ama Oymalı'ya gidip gitmeyeceğimize aşağıda karar verelim. Ana yola indikten sonra internette çeker, orada iyice bakarız. Hadi bakalım. Daha tabii ana yola da bayağı var yani. Şurası da Kranköy şimdi aklıma geldi. Ama o biraz terste kalıyor. İn çık köylerden gideceğiz hiçbir şekilde. Hemen şurada da bir Çakırlar Mahallesi var. Bunların hepsi Eşmeli köyüne bağlı. Yukarıda gördüğümüz köye bağlı. Evet. De gidelim biraz daha. Yoldaş yine koştu sincapın peşine. Gel kız buraya. Çıktı ağaca da. Ya ağaçların dibinde bakıp kalıyorsun öyle. Niye koşuyorsun? Yakalamayacağını biliyorsun. Canayet istiyor ha. Bir koşuşu var, kamerayı yetiştiremedim. Yürü. Bırak. Bırak sincapı falan. İnelim güzel bir yere, ben sana kemik alacağım. Hep gözü sağda solda bak. Orada ne gördün? Gel böyle gel. Aşağıya doğru iniyoruz. Yoldaş bir derede bir tepede. Bak yine koşturdu, bir şeyler görüyor orada. Allah Allah. Avlanmak istiyor. Neyse birazdan gelir yanıma nefes nefese. Sonra yoruldum ben diye yatıyorsun. Gel böyle. Gel böyle. Orada bak.
İn oradan yola. Geri gelme buraya. Oradan iniver. Ben geliyorum zaten. Hah, dil dışarıda. Sanki bana profesyonel av köpeği. Şuna bak. Ne ettin? Boşuna dolandın. İki lokma yufka yedin, onu da erittin de. Düz yürü yolda. Yine böyle küçük bir mahalleden geçiyoruz abi. Köpekler avlayınca taşı aldım elime. Yoldaş, önden önden gitme. Parçalayacaklar, sonra bir şey yapamayacağım bak. Gel böyle. Gel kızım. Bağlılar herhalde. Neyse. Bir şey yapmazlar ya. Normalde aşağıdan yoldan geçecektim. Buradaki kardeşim vardı ki, abi orada salınık büyük, fazla köpek var, geçemezsin dedi. Gel buradan ben göstereyim diye. Şu tepeye tırmanacağız, sonra tekrar yola inecekmiş. Köpekleri atlatacağız şimdi. Yoldaş, kenara kızım, kenara. Bana su getiriyor, sağ olsun. Kardeşim, isim neydi senin? Ugay. Ugay, memnun oldum. Şöyle. Ben... Şöyle tepe bir tarlaya çıktık. Meşelerin ortasında. Attık kendimizi. Oy. Soğuk suyumuz var. 2 şişe. 1,5 şişe. Şimdi şöyle inersem daha kestirim. Ama yol yok. Biraz da dik gibi. Şöyle de traktör yolu yola bağlıyor. Böyle gideceğim yoldan. Köyün çıkışından tekrar yola bağlanmış olacağız. Köpekleri atlatmış olacağız. Saraycık köyü karşıda. Çok dik rampası var. Ya geri gidip şuradaki, daha önce adını söyledim, unuttum. O köye gideceğim. Oranın da camisi, bakkalı, her şeyi var. Büyük bir yer. Oradan böyle gideceğiz. Yani bizim rota, yola inip yoldan tekrar karşıya böyle direkt Uşak-İzmir yoluna tekrar çıkacağız sonra, bayağı sonra. Oradan böyle Kütahya-Simav'a doğru köyden köye gösteriyor. Tam rotayı anlamak için haritalara, Google haritalara başlangıcı Alaşehir yazın, bitişe de Simav yazın. 2-3 rota gösterir. Narıncalı köyünden giden yola bakın. Orta yol. Biz oradan geldik yani. Hadi bakalım. Kalkak gidek. Yine dere tepe koştu av peşine. Kızım boşu boşuna koşma diyorum. Bak yine soluk soluğa kaldı. Dinleniyoruz. Bayağıdır oturdum burada. Şöyle tarladan indik. Yol diye buraya çıktık abi. Meşeliklerin arasından aşağıda yola ineceğiz. Sonra da karşı tepeye çıkar mıyız, çıkmaz mıyız, ona göre ya sağ ya sol yapacağız, bir şeyler düşüneceğiz. Şöyle bir erik mi, daireyim bu, alıç mı? Daire. Oo. Çok ekşi, mayhoş. Ama alalım. Enerji verir. Zaten 2 tane kalmış. Hadi kızım, gidiyoruz. Gel yoldaş. Ya böyle ıssız yollarda gidiyoruz. Şurada bir su deposu mu? Yine öyle. Doldurma su deposu mu? Eski bir şey var ama. Dereyi yolun altına almışlar buradan. Burası da su kuyusu.
gibi. Suyu yok içinde pek. Ceviz ağacı ama ceviz yok. Ovadayken ne güzeldi incirler, üzümler. Karşıda yıkık virane eski evler, ağıllar var. Of. Ekşi. Hadi biraz yol alalım abi. Bakın kameranın yeni kapağı bu. Sizce bu ne? Bu kamp tüplerinin ilk aldığınızda üstünde bir kapak oluyor ya. O bu abi. Şurası çırt çırtlı, aynı şey gibi. Su kola kapaklarındaki gibi. O çırt çırtını sökmeden rastgele denk geldi. Direkt böyle sıfıra sıfır, sanki bunun için yapılmış gibi, tatlı sıkı derler ya, aynı o şekilde geçiyor. Ne düşüyor ne de çıkması kolay. Bak, ortasında da bir delik var. Daha önce şey yapmıştım ya, kapi meyve suyu kapağından yapmıştım. Onu biraz bıçakla oymak zorunda kalmıştım. Bunda hiçbir şey yok. Tak, çıkar. Yoldaş yine önde gidiyor. Haritaya güvendik, otun içinde kaldık. Yol olmayan yerlere soktu bizi. Ama sanki buradan bir traktör geçmiş gibi. Gidelim bakalım, bir yola çıkacaktır herhalde. Bulduk, çöktük yine. Fazla gelmedik. Meşe gölgesindeyiz. Bu hain yine av peşine derelere tepelere indi, yordu kendini. Azıcık dinlensin diye oturdum buraya. Acıktık yine daha. Ana yola bir inelim bakalım, bir çaresine bakarız. Az bir şey yufka ekmeğimiz var, yemeye korkuyorum. Akşama yine bir bakarına su bulabilirsek, bir çay. Hadi bakalım çıkalım yola, bayağıdır oturuyoruz burada. Toprak yoldan böyle ineceğiz yola. Toprak yoldan böyle bir ara asfalt yola çıktık. Daha uşak, Eşmekula yolunda daha var. Şöyle birkaç ev var burada. Bahçe falan var. Bir katık bulsak da şu yufkamızla karnımızı bir daha doyursak ya, acıkmaya başladım ya. Yücecikler yok mu ya? Neyse, suyumuz var. Köpek olması da. Ooo, biberler, patlıcan, kabak, domatesler daha çakır. Gel buraya yoldaş, hayır, gel kızım, gel. Git hadi su iç o zaman. Ana yola çıktık. Kameranın şarjı da bitmek üzere. Geldiğimiz dağ Ömür Baba diyordum ben ama Umur Baba'ymış. Umur Baba Dağı, çeşmeler, Eşmeli geldiğimiz taraf abi. Tepelerden geldik. Şöyle burada bir durak gibi bir şey mi var? Çeşme olaydı, iyiydi. Neyse şurada. Taş koymuşlar içine. Şurada ağacın altında falan bir soluklanalım. Bir plan yapalım. Durağın içine sonradan giderken gördüm. Bir su testisi yapmışlar. Temiz, güzel. Yarıya inmiş.
Biraz da şişeme katayım. O durağın orada oturmuştuk. Ekmeğimizi de bitirdik. Normalde gideceğim köy o taraftaydı. Saraycık mı? Neydi? Öbür köye. Böyle rampa tırmanıyorsun en tepeye varıyorsun. Ondan sonra biraz düz. Ama o rampayı gözüm kesmedi abi. Oymalı köyü de şuralarda bir yerde. Bir de Dervişli köyü var. Oralarda rampa ama en azından Dervişli köyünün rampası, Oymalı köyünün rampası bu kadar değil gibi gözüküyor. Ve Dervişli köyünün yol kenarında bir camisi var sanırım. O yüzden bu tarafa doğru gideceğim. Biraz daha Kula'ya doğru gitmiş oluyoruz. Rampa korkuttu gözümü. Baksana abi, ta şu vericilerin oraya çıkmak gerekecek. Sıkıntı. Az yoldan gidelim. Hala Eşmeli köyünün mahalleleri. Eşmeli köyü Memili mahallesi. Ve Dereköy Saraycık diyor. Saraycık'ta market bakkal var ama dediğim gibi tepede dolanarak gidecek. Şurada bir mezarlık var. Çeşmesi var önünde. Akıyor mu bir bakalım. Kafamız yeterse kalırız burada. Neye bakıyorsun yoldaş? Orada bir tıkırtı mı var? Yol üzerindeyiz. Şu ara yol, şu arabanın gittiği Oymalı köyüne gidiyor. Oymalı köyü bizim rotamız. Oradan İzmir Uşak yoluna geçeceğiz. Oradan aralardan yine köylerden Simav'a doğru gidecektik. Plan oydu ama şimdi saat 6. Oymalı köyüne çıksam bakkalı yok. Aşağıya şu an Dervişli Barajı arkamda. İleride de Dervişli köyünün girişi var ve yukarı çıkın Dervişli'de bakkal var. Yolu biraz uzatıp Dervişli girişindeki caminin oralara bakayım. Saat 6. Fazla vaktimiz yok. Şuraya atıveresim geliyor kendime ama suyumuz bir şişe. İçsen ayrı, çay yapsan ayrı, makarna yapsan ayrı dert. Burada hep taşlar, kalsedon benzeri. Şimdi zorlayıp bir yarım saat daha yürüyüp o köy girişinde gözüken cami, eğer doğruysa orada su elektrik vardır en azından. Oralara bir yere kamp kurup gerekirse camide yatıp uygun olursa suyumu oradan tedarik edeyim. Bu su beklemiş su. Mecburen aldım ama pek tadı iyi değil, içemiyorum. Yordu beni bu yol. Bayağıdır geliyorum yani. 2 saat oldu bu yoldayım. 15 dakikadır da burada oturuyorum. Yemeği içmeye geçtim. Yani şunu makarna yapsak çay yapması yok. Yarın da buradan kalktık mı gıdamız komple bitmiş olacak, makarna, yarım paket makarna. Yol böyle dolanarak tepeye Oymalı köyüne çıkıyor. O Oymalı'da da market yok. Ondan sonra bir daha da yok görünüyor. Yani haritadan baktığım kadarıyla. Biz işi garanti alacağız. Buradan kestirimden değil de aşağı inip Dervişli'ye geçip Dervişli'den tekrar Oymalı köyüne dönüp aynı rotadan köylerden in çık gideceğiz. Arkamızdaki dağdan geldik. Omuroba Dağı. Velhasıl durum bu. Şimdi bir son gayret edip kalkalım. Şu köy girişindeki camiye ya da en azından bir su noktasına ulaşalım. Aç kalsak da çaysız kalmayak değil mi?
susuz kalmayak, hadi bakalım. Tütün tarlalarının içinden gidiyoruz. Hava kapattı. Saatte 7.30 civarı. 6.30 mu? 7.30 mu? Bir bakalım, bir dakika, pardon. Saat 6.22 geçiyor. Cami şurada göründü, minare. Burası Dervişli köyünün aşağı köy gibi mahallesi. Aslında bu tarafta yukarıda bir yerde. Yani burada bakkal yok. O yukarıdakinde var. Aslında biz buradan değil de direkt şöyle gidecektik. Terste kaldık yani. Artık o köyün içinden geçip tekrar aynı rotaya dönmeye çalışacağız. Ya da başka bir köylerden geçiş varsa. Böyle gidersek dümdüz Kula'ya varacağız tekrardan. Neyse, şarjım bitmek üzere. Şu camiye bir varalım. İnşallah burada bakkal falan görünmüyor ama vardır. Bir yerlere bir kamp atalım, hele bir bakalım. Yoldaş önden önden koşuyor. Hayırdır kızım? Nerecideyiz? Gel arkama. Köpek mepek çıkar. Arkamdan gel, aferin. Yerini bil. Dervişli köyünün camisine geldik. Burası mahallesi. Esas köy dediğim gibi öbür tarafta. Bir abla denk geldi, ona sordum camide su var mıdır diye. Var dedi. Bu akmıyor ama bir de içine bakalım. Şarjımız %10. Aha, caminin bahçesinde tavuklar var. Hocanın evi de burada değildir inşallah. Daha olsun. Şadır bana. Bir abla oturuyor burada. Neyse bakalım. Makarnayı koydum. Hava fena esmeye başladı abi. Rüzgar buradan buradan vuruyor. Yağmur da yağacak yani. Bu yağmur rüzgarı. Millet eşyalarını topluyor dışarıdaki. Bakacağız duruma. Telefonun bataryayı falan şarja taktım. Şimdi kameraya da takacağım. Yoldaş pişmesini bekleyemedi bak. Çiğ çiğ götürüyor makarnaları. Hoca efendiye bir selam verdim. Gezginim, dinleniyorum dedim ama bakalım, bir gelirse yanıma bir müsaade isteyeceğiz bakalım. İçeride yatacak yer var, giriş bölümü güzel. Yatsı namazından sonra yatıp sabah namazından sonra kalkıp gidebiliriz. Hiç çadır kurmadan bugün. Ya da yemeğimizi en azından burada suyun yanında yapalım, yiyelim. Sonra bir yerlere çadır kurar yatarız. Evet abi, neredeyiz? Köyün sağlık ocağı dedikleri yerdeyiz. Bir masa var. Doktor arada gelip burada perşembe günleri geliyormuş. Hocamla akşam ezanında, akşam namazında tanıştık. Dedim yatsı namazından sonra camide yatabilir miyim? Tamam dedi. Sonra dedi bizim sağlık ocağı var. Boş, orada divanlar var, halı var yerde. Daha rahat edersin dedi. Tamam dedim hocam. Eyvallah. Yatsı namazını icra ettik, çıktık. Ondan sonra beni buraya şimdi getirdi, koydu. Köylüyle tanıştık, muhabbet ettik acık. Kendimi tanıttım, anlattım. Şimdi camilerde bazen kalırsın, terörist derler. Ama diyalog kurmasını bilirsen de misafir ederler. O yüzden artık nasıl konuşulacağını biliyoruz. Yabancısın çünkü adamlar köyünden bin bir türlü insan geçer. Tedirgin olmaları doğaldır. Kendini onlar sormadan tanıtman lazım. Zararsız olduğunu göstermen lazım. Biz de zaten internette kimliğimiz açık, bakabilirsiniz dedik mi sıkıntı kalmıyor. Zaten ona da gerek kalmadı, düzgün konuşmayı bilene. Evet, durum bu. Bugünlük de benden bu kadar. Sağ olsun Muhammed hocama tekrar teşekkür edeyim. Buradan da yarın sabah yola devam inşallah. Şu ışığı kapatayım, yatayım.